nasıl tefsir okumalıyız? Son zamanlarda özellikle ev hanımlarından bu içerikte sorular alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Zira biliyorum ki Allah'ın kitabına yönelen ve onu açıklaması olan sünnet, siretle birlikte okuyanlar, nefislerini ve toplumu ıslah edecek kimselerdir. Özellikle muvahhide kadınların Kur'an'a olan bu ilgisi çok daha sevindiricidir. Umulur ki Allah onların eliyle Kur'an'la yoğrulmuş ve Kur'an'la inşa olmuş bir nesil yetiştirir. Kur'an'a yönelen kardeşlerime Abdullah bin Mesud'un şu tavsiyelerini hatırlatıp soruya cevap vermek istiyorum. Şüphesiz ki bu Kur'an Allah'ın ziyafet yemeğidir. Dolayısıyla ondan gücünüz yettiğince alın. Ayrıca ben gerçekten içinde Allah'ın kitabından bir şey bulunmayan evden daha hakir bir şey bilmiyorum. İçinde Allah'ın kitabından bir şey bulunmayan kalpse, hiç oturanı olmayan bir ev gibi boş ve haraptır. Konunun daha iyi anlaşılması için çalışma metodunu adımlar halinde okuyalım. A. Bir bütün olarak Kur'an tefsiri çalışmak yerine, sure sure Kur'an çalışmaya gayret edin. Zira bir bütün olarak Kur'an çalışması uzun ve yorucudur. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna, genelde yarım kalmaktadır. Bu durum, insanın fıtri yapısıyla ilgilidir. Bilindiği gibi insan, parçalara bölünmüş, kısa zamanda sonlanan çalışmalara karşı daha istekli olur. Biten her parça, bir sonrakine teşvik edici rol oynar. Bitmiş parçalar biriktikçe, kişinin kendine olan güveni ve çalışma şevki artar. B. Mekki surelerden başlayabileceğiniz gibi, nüzul sırasına göre bir mushaf da takip edebilirsiniz. Hem Kur'an'ın nüzul atmosferini yaşamış olur, hem de ilk inen surelerin kısa oluşundan istifade edersiniz. C. Her seferinde ele aldığınız sureden 10 ayet seçin ve bu 10 ayet üzerinde çalışın. Zira bu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an öğretme metodudur. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle nakleder. Bize Kur'an okutan, öğreten sahabiler şöyle derlerdi. Biz Allah Resulü'nden 10 ayet öğrenir, sonra onun ilmini ve amelini öğrenirdik. 10 ayetin ilim ve amelini öğrenince, yaşayınca yeni 10 ayet öğrenirdik. Böylece Kur'an'ı ve onunla ameli aynı anda öğrendik. D. Bu 10 ayeti 2 tefsirden okuyun. 2 de tevhidi duyarlılığı olan hocadan dinleyin. Okuma olarak Tefsirul Sadi veya İbn Kesir'in Muhtasarını ve Fî Zilâlil Kur'an'ı öneririm. Dinleme olarak Ali Küçük Hoca'nın derslerini ve bizim yaptığımız tefsir derslerini önerebilirim. Şayet tevhidi duyarlılığı olan hocalardan tefsir dersleri yapan varsa onları da dinleyebilirsiniz. E. Önce bir ayetin mealini yazar, sonra o ayetin tefsirini okur, sonra da bir dersten dinlersiniz. Her ayetin altına şu sırayı gözeterek bilgileri kaydedebilirsiniz. Ayetin nüzul sebebini varsa, ayetin öncesiyle ve sonrasıyla ilişkisi varsa, ayete dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiş tefsir varsa, sahabilerin ayete dair yaptıkları yorumlar varsa, ayetin bugüne bakan yönü, şayet bu ayet yalnızca size inseydi, size bakan yönü ne olurdu? Her ayetin altına bu bilgileri yazdıktan sonra bir deftere, dosyada olur, bilgileri düzenli bir şekilde yazın. F. 10 ayetin bir gün veya birkaç gün sürmesine takılmayın. Kur'an, tertil üzere inmiş, tertil üzere okunan ve tertil üzere anlaşılabilecek bir kitaptır. Aceleye gelmez. Kafirler dediler ki, Kur'an onun üzerine bir seferde indirilseydi ya, böyle parça parça indirdik ki kalbini sağlamlaştıralım ve onu tertil üzere ağır ağır okuduk. Furkan Suresi 32. G. Her 10 ayeti bitirdiğinizde yarım saat kadar düşünün. Daha önce okuduğunuz, çalıştığınız bölümlerle bu ayetler arasında bir bağ var mıdır? Benzer konulara temas eden ayetleri zihninizde eşleştirin. H. Son olarak bu çalışmanızın kalıcı ve bereketli olmasını istiyorsanız şunları yapın. Her 10 ayetle amel etmek için çaba gösterin.
Öğrendiklerinizi çevrenize anlatın. Her gün yarım saatlik bir zaman belirleyin ve kitap okur gibi tefsir derslerinizi okuyun. Bittikçe başa dönün ve yeniden başlayın. Çalışmayı yapacak kardeşimiz Arapça ile ilgili ise ek olarak şunları öneririm. Kelime mealli bir Kur'an'dan ayetleri kelime kelime çözümleyin. Arapça mushaftan ayetleri okuduğunuzda büyük çoğunluğunu anlayana kadar devam edin. Böylece namazda okuduğunuzda veya Kur'an tilavetinde okuduğunuzu anlayacak seviyeye gelirsiniz. Mufredatul Kur'an kitabını edinip, Türkçesi de mevcut, Kur'an kavramlarını ayetlerin altına yazın. Kur'an kavramları hakkındaki farkındalık, ayetlerdeki ince manaları kavramamıza yardımcı olur. Bu çalışmayı yapan kardeşler, mutlaka sonucu benimle paylaşmalıdırlar. Bu, hem beni mutlu edecektir, hem de bazı önerilerle çalışmanın daha verimli olması sağlanacaktır.